Eludis TV ekranlarındaki haftalık gündem programına hoş geldiniz. Bu hafta aslında yoğun bir gündemimiz var. Çünkü League of Legends'ın dünya şampiyonası tamamlandı. Ee, PUBG Mobile ve PUBG PC'nin dünya şampiyonaları devam ediyor. Aynı zamanda LCS'de büyük e, krizler var. TCL'in TCL sistemi değişti. Ve bir iki ufak şey daha bahsedeceğiz muhtemelen. Ee, Kerem nasılsın? İyiyim abi çok teşekkür ederim. Hem iyiyim hem de biraz yorgunum çünkü yorgun bir haftayı, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hem League of Legends açısından duygu yükü inanılmaz yoğun bir haftaydı. Pazar günü özellikle. t şampiyon yaptık. Faker'ı tekrardan tahtına oturtturduk. Zaten tahtındaydı. Çok güzel, keyifli ve duygulu bir haftaydı benim için. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hazır başlamışken Worlds'ten başlamış. Başlamaya da dev <laughs> Worlds'ten devam edelim. Ee, T1 en son 2016'da dünya şampiyonu olmuştu ve o kadrodan tabii ki devam eden tek isim Faker. Ee, i̇nsanlar boş yere GOAT lafını almıyor. Yani gerçekten çok fazla GOAT deniyor bazı sporcular. Hani İki sporcuya GOAT diyemezsin. Bugün mesela başka bir içerikte gördüm bir futbol içerisinde. GOAT vs. GOAT diye yazıyordu. Olamaz. Greatest of all time. Yani tüm zamanların en iyisi iki tane olmaz. Ee, ama ben dolayısıyla da mesela e, tenisten örnek vereyim. E, Federer, Nadal, Djokovic. Yani GOAT hangisine diyeceğime çok şüphedeyim. Çok yakın adamlar. Ama bence Faker o tartışmayı artık League of Legends'ta sonlandırmıştır. Bir belki biz yani ben şu an 31'im deyim belki 60'ıma 70'ime gelir geldiğimde ancak bu tartışmayı yıkabilecek birini görürüz. Ama e, ben yakın bir zamanda böyle bir 10-12 senelik kariyer e, sürecinde 4 dünya şampiyonluğu bilmem kaç LCK şampiyonluğu alıp hep üst seviyede kalıp her zamanda e, rekabetçi olabilecek ...başka bir adam çıkacağını zannetmiyorum. Sen T1 en son 2016'da şampiyon olmuştu dediğin e, zaman aklıma bir şey geldi. Bugün okulda başıma bir şey geldi. E, normalde terasta böyle otururken... ..."T1 en son ne zaman şampiyon olmuştu ya?" diye kendi kendime düşünmeye başladım. 2016 beynimin bir yerlerinde en dipte yani bu, arkalarında vardı. 2016'da şampiyon olduğunu biliyorum ama... Bana o kadar garip geliyordu ki çünkü dün gibiydi. Faker'ın ağlaması 2017'de Samsung'dan sonra, işte ondan sonra sürekli takımın değişmesi falan hep böyle dün gibi. Hani geçen sene olmuş gibi hatırlıyordum. Telefonu açtım bir baktım böyle şeyden Wikipedia'dan falan. Allah Allah 2016 Bir inanılmaz şaşırdım ve düşündüm 7 sene olmuş. 7 senedir Faker dünya şampiyonu değil. Düşündükten sonra 7 senedir ben ne yapıyorum, 7 sene hayatımda neler değişti ve 7 sene sonunda Faker tekrar şampiyon oldu. Faker tekrar şampiyon olduktan sonra neredeyim, ne yapıyorum? Biraz duygusallaştım. Zaten Worlds finali de çok duygusaldı. Hatta finalin sabahında inanılmaz duygu yüksek bir video paylaştı LoL Esports. Sen izledin mi bilmiyorum ama ben 5 kere falan izledim o gün içerisinde ve 5'inde de ağladım. O videoyu izledim mi bilmiyorum ama senden de bir yorumlarını isterim çünkü muhteşem bir videoydu. Ya tabii bence bir şeyi doğru çözmüşler. Her sene pazarlama hamlesi için bir tane Worlds finalinde şarkı yapıyorlardı ve herkesin artık sıkıldığı falan bir şeydi. Yani o Starwalking'i bir sene sürdü. Yani LOL'ün açılış ekranında Starwalking'i bir sene falan gördüm ben. Bir Worlds şarkısı değildi o, bir şarkıydı. Fena almayan bir şarkıydı ama bir Worlds şarkısı kesinlikle değildi. Doğruyu anladılar. Legends Never Die ve Rise'ı koydular açılış şovuna. Vallahi akıllıca bir hareketti. Güzel bir bence açılış şovuydu. Her ne kadar sen beğenmesen de. Ama ee, beğendim. Şunu söyleyeyim. Ben Faker son dünya şampiyonu olduğunda daha LoL izlemiyordum. Hatta hayatımda e-spor yoktu. Yani e-spora ben 2017'de izlemeye başladım. Eee... İlk defa Faker'ın dünya şampiyonluğunu görüyorum. Yani 7 sene olmuş. 7 senenin ardından ilk defa gösteriyorsa eski bir efsane. Ben daha izlemeye başlamadan önce adını bildiğim tek e-sporcuydu. Çok büyük adam demektir. İnanılmaz büyük bir adam. Ee, yani gerçekten senin de dediğin gibi Godlu tartışılmasız artık. Ee, unkillable Demon King. Öldürülemeyen şeytan kral muhteşemdi ya gerçekten muhteşemdi. Açılış seremonisine gelecek olursam ama ben çok beğenmedim değil okeydim. Ama e, Hard Steel benim biraz hoşuma gitmiyor. Yani ilk çıktığında da gitmemişti. Bu Worlds açılış seremonisine de gitmemişti. Hatta sen senin bir boy band e, yorumun vardı. Onu da senden duymayı isteriz çünkü ben de seninle aynı fikirdeyim. Benim de çok yani hoşuma gitmedi mesela League of Legends'ta bir boy band. Sen senin yorumlarını da istiyorum. O lütfen. işte şey KDA'nın devamı bu. Yani nasıl e... Çünkü League of Legends sadece tek bir cinsiyetin oynadığı, yoğunlukla oynadığı bir oyun değil. E, dolayısıyla bir boy band yapmak istediler. Ama bu tam bir ensink çakması. Yani e, Kore'de Kore işte boy bandler çıkmadan bu K-pop çıkmadan önce Avrupa'da ve Amerika'daydı bunun e, menbaı ve e, o zaman da NSYNC vardı. NSYNC kimdir? E, yani önce Blue var sonra Blue Blue'nun ardından daha iyi bir şey gelmemişti. K-pop'a dönüştü uzun bir süre sonra. Blue'dan önce de NSYNC vardı. Justin Timberlake'in çıktığı grup. Ve onların bir tane klibi vardır. Bye 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 diye yani. Parçaları da vardır. En ünlü parçası. Ya yani klibi birebir aynı. Hani köpek kovalama sahnesi mi dersin? İpte sallanan adamlar mı dersin? Araba çatışma sahnesi mi dersin? Yani zaten Afelios'u soktukları kılıktan bahsetmek istemiyorum. Klip de çok çirkin. Abi yapmayın. Gerek yok. Yani hani... Ee... Bir tane daha KDA getirmeye çalıştınız ama bu yani vir, ben... virtual boy bandler, ya yani virtual bandlardan e, ilki o metal grubu hangisiydi? E, Pentakil mi? Pentakil mesela bence orijinal bir projeydi, <laughs> gayet iyiydi. E, ondan sonraki şey de hiç fena değildi. KDA'dan hemen önceki olması lazım. KDA'dan hemen önceki. Yine yani ahri var. vardı. Neyse hatırlamıyorum. KDA, ben de hatırlamadım. Ee, o da iyiydi ama yani üst üste çok getirdiler bence gerek yok. Neyse. Ben de gerek yok ama Pentakill ve KDA yani inanılmaz şeyler. Hatta ben bugün metrodan çıkarken de KDA dinledim biraz ya yani bir dört parça KDA dinledim arkasından da Gods'ı dinledim. Ee, New Jeans sence nasıl da açılış seremonisinde New Jeans'in performansı? Çünkü hmm, benim be, açılış inanılmaz aşağısına kaldı. Ya, açılış seremonisi artık çok bence bahsetmemiz gereken bir konu değil üstüne zaten yeteri kadar konuştuk. Gel biraz oyunun kendinden bahsedelim. Ee, t çok dominant oynadı ve çok dominant bir şekilde kazandı. Tarihin en hızlı ikinci Worlds finaliydi yanılmıyorsam ve hani ilk maç 16. 17. dakikada koptu. ikinci maç 10. dakikada koptu. Üçüncü maçı şu an hatırlamıyorum ama yani o da 10 ile 15 arası bir yerde koptu diye hatırlıyorum. Ya da 10 ile 20 arası. Ve yani hiçbir şekilde karşıda tutunamayan bir Weibo vardı. Zaten Weibo'nun tutunmasını beklemiyordum ayrı yani. Bunun tweetini de attım. Weibo Bilibili serisinden kim çıkarsa çıksın bence israf olacak o kontenjan diye. Ve gerçek final JDG T1 arasındaydı. Gerçekten de öyle oldu. Ama T1 da o kadar büyük bir dominasyon sergiledi ki bütün çeyrek final, yarı final, finalde inanılmaz tebrik etmek lazım. Ve spesifik tek bir oyuncuya da yazmayacağım bu başarı. Aslında bence evet finallerin MVP'si Zeus oldu ama çoğunun benzer düzeyde katkısı var. Senin de dediğin gibi inanılmaz hızlı bir Worlds'tu ve ya ben şunu gördüm. Üçüncü maç 20. dakikaları yakın bir zamanda bitti. 20. dakikayı ben solo Q'da bitiremiyorum. Ee, Worlds'da böyle bir şey görünce inanılmaz şaşırdım. Bir de Worlds finalinde böyle bir şey görünce inanılmaz şaşırdım. Sen finallerin MVP'si demişken Zeus gerçekten paramparça etti. Hele üçüncü maçta yanlış hatırlamıyorsam e, boyu minyon keser gibi kesmeye başladı. Tak 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 hele e, mid inhibitor kulesinde Zeus'u bir iki saniyede falan paramparça etmişti. Bildiğin hani e, normal büyücü minyonu keser gibi böyle iki vuruşta indirmişti. Ben çok şaşırdım Zeus'un yani bu performansına çünkü hani oraya geldi okey zaten kazanacağız ama ben ben alayım dedi ve MVP'de aldı. MVP demişken abi finallerin MVP'si ile beraber bir tane de MVP verseler güzel olmaz mıydı sence? Ya e, ben genel olarak zaten finallerin MVP'si konseptine çok bayılmıyorum. E, bu e, NBA için falan da geçerli benim adıma. Yani çünkü finallerin MVP'si tamam, se hani normal sezon MVP'sinden daha değerli olamaz benim gözümde finallerin MVP'si. Ama sadece hani finallere MVP veriyorlar ne o, o şekilde oluyor. Yani o seriyi daha biraz daha iyi oynayana veriyorsun ama hani sezon için hangisi daha önemliyse bence daha önemli. Tabi liginde alıyorlar ama World's MVP'si diye bir konsept yok. Aynen öyle. Ee, o zaman yani ekstra diyeceğim bir şey yoksa hani bu arada gerçekten çok ee, şeye de söyleyeyim Weibo'nun e, koçu Deni konusunda da bir şeye değinmek istiyorum. Bir sürü insan içine çıkmasın. Yani bütün Worlds'te en çok oyunu kıran iki destek vardı. Biri Renata Glask, diğeri Rakan. Hani ilk iki maçta Renata oynadı Keria ve üçüncü maçta Rakan oynadı. Oyunun kaderi zaten e, ile değişti. Yani kötü koçluk çok kötü bir problem ve bu çok barizdi. Eee Neyse. Onun dışında istersen şeye geçelim. Biraz LCS tarafına geçelim. Sonra TCL'deki değişiklikleri konuşuruz. LCS gelecek sene 8 takım oynanacak. Büyük bir rezillik. Golden Guardians ve Evil Geniuses LoL'den çıkıyor. Hatta Evil Geniuses komple büyük ihtimalle Esport'dan çıkıyor. Sahibi olan takım satmaya çalışıyor. Bu... Çok büyük bir kriz ve Riot Games bunun neden olduğunu bence çok net anlamıyor. E, dün bunu da yazdım. Şöyle, Abi Riot Games bu League of Legends sistemini ilk kurduğunda Avrupa Spor yapılanması kurdu. Yani Avrupa Spor yapılanması nedir? E, düşme çıkmanın olduğu, rekabetçiliğin üst düzey oldu ve senin hak ederek bir yerlere ulaşabildiğin yani Bugün için örnek veriyorum, evet yukarıda Avrupa'dan örnek verelim bir LEC var ama ee, atıyorum LEC'nin son iki takımıyla European Masters'ı kış mevsiminde ve yaz mevsiminde kazanan iki takım ee, sene sonunda bir final turnuvası oynayacak ve hangisinin çıkıp hangisinin düşeceği belli olacak. Şimdi bu 2019'a kadar böyleydi LEC-LCS ayrımı gelene kadar sonra ne oldu? franchise sistemi geldi. Franchise sistemi geldiğinde Amerikan sistemine döndük. Yani birebir NBA'ye döndük. Bir salary cap'imiz eksik. E, Amerikan sistemi sana ne sunar? Stabil olarak sponsor alma hakkı. Çünkü senin orada olacağın ve geçireceğin zaman bellidir. Yani her zaman için orada o zamanı geçireceksin. Dolayısıyla sponsor gelebilir. Sana yayın hakkı, yayın gelirlerinden hala bir şey vermiyor. E, maç gelirlerinden bir şey vermiyor ama sponsor öneriyor. Bu ne zaman işe yarar? sistem düzgünse içinde bulunduğun sistem. Bu sadece Riot Games'in kurduğu sistem değil, bulunduğun ülkenin ekonomik düzeni iyi ise ne zaman patlar? Ekonominin istikrarsızsa. Nerelerde çok büyük patladı? Türkiye'de çok büyük patladı. Amerika'da patladı. Amerika'da niye patladı? Amerika'da şu anda inanılmaz bir enflasyon var. Bizdekine bizdeki gibi değil belki ama orada da ekonomi iyi durumda değil şu anda. Ee, dolayısıyla stabilite kaybı oldu. Stabilite kaybı olduğunda da bu patladı. Eğer rekabetçiliği açık olduğunu unutmasalardı, rekabetçiliğin ne kadar değerli olduğunu onlar için unutmasalardı, Riot Games'in muhtelif liglerinde bugün bu kadar sıkıntı yaşamazdık bence. Sen e, Amerika'daki enflasyondan bahsetmişken Evil Geniuses gibi kapanan, yani kapanmaya doğru yaklaşan Amerika menşeli bir takımımız daha var. FaZe de aynı yoldan gidiyor TSM... ama onlar da TSM'de yani neredeyse gidici yani evet, LoL'dan çıktılar. Evet, doğru Hatta dedim. Komple de gidici olabilir. Yani FaZe'in, TSM'in ve Evil Geniuses'ın toplam değeri muhtemelen e, milyar dolardan fazla. Üçünün toplamı. Yani muhtemelen değil, kesin öyle. E, TSM ve FaZe Amerika dünyadaki en değerli 5 kulüpten ikisi. Ve bunlar batıyor. E, TSM'in başında bir de FTX belası FTX da. Ayrı bir hikaye de ama hani ee, sonuçta League of Legends operasyonları patlamak zorunda. O patladı diyelim ama TSM komple küçülüyor. Giderek küç küçülüyor ve TSM'in LoL'den çıkması ben inanılmaz üzülmüştüm. Çünkü Amerika'da ben Amerika'da desteklediğim bütün takımların tek tek gitmesi beni çok üzmeye başladı ya. ya Evil Geniuses de bu arada e-sporun en 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 eski kulüplerinden biri olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. 98-99'lu zamanlardan ben yani biz dünyada ben dünyada yokken den beri e-sporun içinde gerek e, Dota olur, e, Starcraft olur, e, Quake falan e, böyle bir değerin League of Legends'tan ve a, yavaş yavaş da e-spordan gitmesi. Ya Valorant çok... dünya şampiyonu 2 ay öncesi. 10 dünya şampiyonu bir de evet. Benim de 2 ay önce aynen öyle. Yani e, zaten Evil Geniuses bu arada Amerika'nın muhtemelen en kötü corporate e, organizasyonu e-spor açısından hani deniye yaptıkları ayrı. Daha önce zaten e, üçlü kuvvetin bizim kanaldaki ikinci üçüncü bölümünde konuşmuş olması lazım. Hani e, ekip orada da hani Evil Geniuses gerçekten Evil mı diye Evil, evil Geniuses gerçekten şey kötü bir organizasyondu. E, ama artık buraya kadar gelmesi de işin çok acayip. E, yani Valorant'ta ve LoL'de kontenjanı olan bir takımın e, kapanabilme ihtimalinin olması düşün artık ekonomilerin ne kadar zorlandığını gösteriyor. Yani küçülme hakkı olmaması bir kulübün çok kötü. Ya yok olacaksın ya minimumu koruman gerekiyor. Küçülme hakkın yok. Şimdi futboldan bahsetmiyoruz. Futbol sisteminde küçüldüğünde sonuna kadar küçülebiliyorsun. Ee, ama burada küçülemiyorsun mesela eskiden Malatya Spor diye bir şey vardı, şu an Malatya Spor yok. Gaziantep Spor diye bir şey vardı, şu an yok. Bunlar yok olup işte Malatya'nın Gaziantep'in e, bölgesel amatör ligine kadar, süper amatöre kadar giden adamlar. E şimdi onların yerine başka e, kulüpler yok. geldi. Eskişehir bölgesel amatör. Neyse. Ama bir şekilde aslında o kulüp var. Eskişehir'e hala bir yatırım gelir, bir şey olur tekrar büyüyebilir. Yatırım olmayıp hayatını sonlandırman çok kötü ve bu sistemin uzun süreli dayatılması da çok yanlış. Hani e, Riot Games'in bence en iyi sistem bu arada Valorant'a kurduğu, Yani partner olan takıma e, aşağıdan da bir takım ekleyebildiğin sistem. Senin içinde iki tane Masters, iki tane normallik. İki normallik değil miydi? unutmuş ola karıştırıyorum yani bir tane dünya şampiyonası üçüncü partilere organizasyon izni bu ancak yürütülür hale geliyor rightın acilen tekrar eski düzeninin ne kadar değerli olduğunu anlaması lazım bence yani sana, yüzde %100 katılıyorum e, TSL'e geçelim T şampiyonluk ligine değişiklikler var özetlemek ister misin değişiklikler şöyle iki tane majör değişikliğimiz var. iki tane cidden majör değişikliğimiz var ve artık geldiği için biz TCL Enjoyer'lar olarak çok mutluyuz. Artık watch partilerimiz olabilecek ve artık insanlar e, gaming house'a gelmek zorunda kalmayacaklar. Evlerinden de oynayabilecekleri e, yani gaming house'a esneklik dediler. Ne kadar esnek olur onu bilmiyorum ama e, kaba taslak e, bir şeyler yazdılar. E, ben benim ve dostlarımın fikirleri ise çok şey yazıp hiçbir şey yazmamaları oldu. Biz yine biraz buruz. Umarım düzelir. Yani biz TCL gibi bir organizasyonun gerçekten yani bize çok iyi şeyler hissettiren, gerçekten arkadaşlıklarımızı onun üzerinden kurduğumuz bir organizasyonun bu halde olması bizi inanılmaz üzüyor. Ve şu anda en yakın arkadaşlarımın üçünü ben LoL Espor sayesinde tanıdım. Bir tanesi 10 35, işte bir tanesi Arke, Hasan var, Neremin. Bunları çok sevdiğim insanlar. Ve bunu ben LOL Spor sayesinde, Türkiye LOL Spor sayesinde tanıdığım insanlar. umarım bu değişiklikler iyi yerlere getirir ve daha iyi değişikliklerle beraber daha da iyi yerlere geliriz. en azından değişiklik olması iyi abi ya. Yani bir atılım yapmaları iyi. Çünkü yapmak zorundalardı. Yoksa yokuş aşağı, freni patlamış kamyon gibi gidiyorduk şu anda. Sen ne düşünüyorsun? yani öncelikle gerçekten şu açıklamaya bir dikkat etsinler ne yazdıklarına. Ee, çok Süleyman Demirel'den eğitim almış gibi açıklama yaptılar. İçinde çok şey var ama hiçbir şey yok. Gaming House zorunluluğunun olmaması bence bazı kişiler tarafından kötü değerlendirildi ama çok bir sıkıntı yok bence. Yani iyi değerlendiren de var, kötü değerlendiren de var. İyi değerlendiren niye iyi diyor? Ekonomik olarak takım kar dolu. Doğru. E, kötü değerlendiren niye kötü diyor? Artık zaten prodüksiyon kalitesinde sıkıntı vardı. Şu anda mı olmayacak diyor. E, aynı şekilde e, kamera açamazsa hile yapma opsiyonun daha rahat doğar diyor. E şöyle düşünelim. Valorant Esa hesabını yıllardır yapıyor. Yani i̇ki senedir yapıyor birlik liginde. Hani e, bir gaming house sorumluluğu yok. Olan takım var, olmayan takım var e, ve evlerinden yayın yapabiliyorlar. Bir sıkıntı çıkmıyor. Demek ki bu ülkede bu yapılabiliyor. Yani buna ait bir altyapı var. Ee, Ninja'da doğru kişilerle çalışırsa bunu yapabilir. O yüzden bir sıkıntı çıkmaz. Şimdiye kadar hiç e, Valorant tarafında da örneğin Şike vesaire gibi bir hikaye de duymadık. Buna karşılayan LOL'ün Akademi Ligi son dönemlerde artık Türkiye'nin en sıkıntılı ligiydi. O kesin. Ee, o yüzden o açıdan ben bir sıkıntı görmüyorum. Watch party esnekliği, ya o tamamen izleyicinin beklentisiyle ilgili. Ben watch party izlemeyi sevmem, ama e, herkes mevcut yorumcu kadrosundan da memnun değil. E, dolayısıyla alternatif oluşturmak istiyorsan mevcut yayıncı kadrosuna, E tabii ki kötü bir opsiyon değil yani. E, eğer doğru isimlere Watch Party vereceksen ben daha memnun olurum. Hani oyunu bildiğine inandığım, rahat ettiğine inandım. Ha, çünkü Watch Party yapan adam şey yapıyor. Ee, play by play caster değil, color caster'a dönüşüyor. O yüzden color caster yapacak bir adam da oyunu biliyorsa oradan izlerim tabii. Ya benim şey için e Watch Party için bir tane temennim var. Eğer Çerez bir takımla anlaşmazsa lütfen bütün Watch Party'leri ona verin. İnanılmaz eğlendik Worlds'de. Ben çok severek izledim Çerez'i. Ondan da izlemeyi çok isterim e, TCL ama bir takıma giderse de bir şey diyemeyiz. Ee, o zaman ufaktan şey LoL'ün yeni şampiyonu çıktı. Ee, şu an kapalı beta'da Hwei. Ben çok bakmadım gelecek haftalarda bakarız dedim. Senin bir ön e, fikrin var mı konuyla ilgili? Benim ön fikrim şöyle ki, e, inanılmaz mekanikleri zor bir karakterle bir ile, bir şampiyona karşı karşıyayız. Yaklaşık 10 tane falan skilli var diye e, saymıştım. Yani her QWE'ye bastığımız zaman i̇şte paleti zaten. değişiyor. 3 kere 3, e, 9 3 üzeri 3. Aynen öyle. Bir de ultimiz var, 10. 10. Aynen öyle. Paletimiz değişiyor. Paletimizde işte bekleme süresi var kendi içinde paletin. Aynen öyle. Ee, onun dışında stanımız var. Ee, hatta bir tane e, inanılmaz gelişmiş bir tane Nasus W'mız var. Ee, adama at bir inanılmaz uzaktan gidiyor. Önce yavaş 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 slow seni. en sonunda patlayıp slow ee, pardon, stun yiyorsun. Ee, onun dışında işte, adamları havaya kaldırma var, kendini hızlandırma var, var oğlu var. İnanılmaz fazla yetenekleri var. Ee, bütün skill'lere Q ya da W'ye bastıktan sonra da, e, R'ye bastıktan sonra, Q, R e, Q falan aynen, e, paleti tekrar sıfırlıyoruz. Yani aslında oto atak cancel'ı gibi ya da sıfırlaması gibi bir şey aynı zamanda. Onun... Onun dışında da bir tane ultisi var diye hatırlıyorum, yanlış hatırlıyorlar ama. Hayır, var ultisi de şey zaten yani o işe de yarıyor aynı zamanda. Evet, aynen öyle aynen öyle. Ee, inanılmaz kompleks bir karakter. Ee, ben oynayamam. Bir... <laughs> yani zaten Değil mi? oynayamadığım Char'lar listesinde ilk iki sıra şey böyle Akali, Irelia diye gidiyor. Dolayısıyla ben de oynayamayacağım. Yani yaşım yetmiyor, hızım yetmiyor. Onu o kadar hızlı düşünemiyorum ben ben e, tasarımını çok beğendim. İnanılmaz beğendim tasarımını ki e, karakterin kendisi de e, Jini idol alan bir karakter ve böyle sanatkar bir karakterin de oyuna başka yani tekrardan gelmesi benim hoşuma gitti açıkçası yani. çünkü hikayesine, seslendirmesine ve e, karakter yapılandırmasına yani şeyine inanılmaz hayranım. Onun da benzerlikte bir şampiyon gelmesi beni mutlu etti açıkçası. 2024 League of Legends bomba gibi geliyor. Bilmiyorum. Daha şeyi okumadım. Okuyacağım. Ben bu arada e, LoL'ün bütün hikayelerini okudum. Bunu biliyor muydun? Şey. World. Universe'ındaki. E, çıksın. Okurum. E, ona göre bakarım ama... E, artık şu... üniversitede bir toplasınlar. Rica ediyorum. Saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Çünkü o Üniversite Daha detaylı inceleri Sway'i iyi. E, çok ufak bir Game Changers... Finaline değinelim. Valorant'a geçelim. Çünkü... Daha var aslında 28'inde finaller başlıyor ve yani tam bir hafta sonra başlıyor. Ee, ama şey belli oldu. Ee, BBL'in kimle eşleşeceği BBL Kereu Blaze'le eşleşecek. Blaze'le ee, ve eğer kazanırsa ve şanslıdır ki aslında turnuvanın da en e, güçsüz takımlarından biriyle eşleşti. Ee, rakibi olacak tarafta da eğer geçerse Shopify Rebellion ve Çin takımı EDG var. Umarım yani hiç değilse bir tur atlarlar. Ee, yani yarı finalde elenmiş olduklarını görmek isterim hiç değilse. Ya da finale gitsinler. Kazansınlar tabi ama çok güçlü rakipler de var. Valla ne kadar ilerlerse o kadar iyi benim adım. Çok, çok güçlü rakipler var dediğin gibi ama benim de mesela bu e, tabloya baktığım zaman canımızı sıkabilecek e, yani pek kadronun da ben G2 Gozun olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani diğerleriyle biraz baş edebiliriz ama G2 Gozun'la ne zaman oynasak hep canımızı yaktılar. Ee, i̇lk maç özelinde ben e, Messi'ci biri olarak, ağır bir Messi'ci olarak Messi severleri üzmek istiyorum. Çünkü e, sonuç olarak BBL'de e, ülkemizin temsilcisi ve kalbimizin takımı. E, Messi'ciler olarak üzüleceğiz biraz ama Türkiye'nin kazanmasını da çok istiyoruz. BBL Queens'de. Ben iyi, bu turnuvada iyi bir sonuç bekliyorum açıkçası ya. Ben Shopify Rebellion'dan biraz korkuyorum. Bir ummadık taş başlayabilir bize e, Shopify Rebellion'dan. Onun dışında da işte G2 Gozen e, turnuvanın zaten e, net favorisi ama e, inşallah BBL Queens'dan ben bu turnuvadan güzel bir şey bekliyorum ya. Ben yarı finalde elenmelerini de zannetmiyorum. İnşallah ama güzel bir sonuçla ülkeye geri dönerler. Brezilya'da yapılacak bu arada turnuva. Evet. Yani yine sabah 5'inde izleyeceğiz. Aynen, ee... aynen. Bu arada Dünya Şampiyonası devam ediyor PUBG'de. Oraya geçelim. PUBG'yi e, sistemini anlama, sistemini şöyle anlatayım. E, Swiss Stage yapmışlar ama biraz enteresan bir Swiss Stage. E, önce 12 e, maçı var. Her takımın, bu arada Türkiye'den Foot ve Howl var. E, 12 maçın ardından 16'lık iki gruptalar gruplarında ilk 8'e girenler upper bracket, son 8'e girenler lower bracketteler. Ve e, son 8'e girenlerden e, son grup yani 16 kişiye e, birleşiyor. İşte yani yarı yarıya ayrılıyorlar. Yani şöyleler de şu hale geliyor. E, o yarı yarıya ayrılanlardan son 8'de lower bracket'te olanların son 8'i elenecek. Upper bracket'te olanların ilk 8'i direkt büyük finallere gidecek. Aslında tam bir Swiss Stage mantığı. Eee lower'ın ilk 8'iyle upper'ın son 8'i de son şansı oynayacak. Orada da yine 8 kazanan yukarı çıkıyor. Aslında iki maç kazananı yine yukarı çıkartmışlar. Yani iki e, aşama kazananı yukarı çıkarttıkları bir şey yapmışlar. İlk ee, ilk maçları izledim. Sen bakma şansına sahip oldum hiç. Ben bakma şansına sahip olmadım fakat şöyle bir şey değineceğim. Howl Esports'u e, PUBG Mobile'ın e, Mobile en büyük... PC bu. Aa, çok özür dilerim, haklısın. PUBG PC'nin en büyük turnuvasında görmek beni biraz heyecanlandırıyor. Çünkü e, Howl dediğimiz takım bir futbolist, fut daha doğrusu fut esports bir BBL kadar da büyük bir takım olmayınca e, burada görmek, en büyük sahnede onları görmek beni heyecanlandırıyor ve o yüzden de biraz onları destekliyorum ben. Tabii ki de Futu da destekliyorum ama bir de full tek full Türk olan tek kadromuz. FUT e, Futu kadrosu e, Avrupalı diye hatırlıyorum. E, ki de sadece Türk olduğu için de biraz daha sıcak yaklaşıyorum onlara. Umarım Fut ve da iyi yerlerde görürüz diyorum ve top yine sana atıyorum. Ee, Howl, ben şeylere baktım. HAL'un oyunları yeteri kadar iyi değildi. Maalesef sadece bir kere e, winner winner çıkın dinir alabildiler ama çok e, yeterli değildi aslında. Çünkü çok fazla rotasyon dördüler. İlk aşamada dördüler. Futsa e, oynaması gerektiği kadar oynadı. Hani o büyük finalde oynayacağı seviyeye gelmedi ama iki kere olması lazım. Winner winner çıkır dinir aldı ve e, hiç de fena oynamadı. E, takımlardan kim iyiydi dersen hani gerçekten dikkatimi çeken Brezilyalı Legacy bayağı iyiydi. Eee Fayz'in yine çok iyi olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Tayland'da oynanıyor bu arada. Ee, Purple Wood e, yerel bas, buff almış. E, bayağı iyi oynuyor. E bir de Çin takımlarından eee Tianwa Foreign Regiment hiç fena değildi. Onu da net söyleyebilirim. E, genel olarak böyleydi. E, PUBG Mobile Global Championship PMGC'ye de geçebiliriz grup aşamaları tamamlandı. Büyük finallere çıkanlar belli. E, S2G'nin rakipleri yani ufak ufak belli oluyor. Sen hiç bakma şansına sahip oldun mu? Buna bakma şansım biraz olabildi çünkü bünyemizde de bulunan e, Sinan e, abimiz beni yavaş yavaş bu zehri mobil e, zehrini bana vermeye başladı. Çok seviyorum kendisini. E, mobil zehrini de bana verdikten sonra mobil oyunların e-sporuna biraz dikkat etmeye başladım. Melisa, bizde survival stage'e kalan tek takımımız. Onlardan çok iyi şeyler bekliyoruz. İstanbul'a gelmelerini inanılmaz istiyorum çünkü ben ilk yaptığımız videoda dört takımın umarım geleceklerini söylemiştim. Fakat olmadı öyle bir şey. Next Rüya inanılmaz üzdü bizi. Gerçekten çok üzüldüm ben Next Rüya'nın bu şekilde elenmesine. Hani. E, kırmızı grup zaten kolaydı Next Rüya için. E, i̇lk üçten çıkar diyorduk. Hani katastrofik bir şekilde kötü bir şey olursa hani en kötü şekilde hani e, survival stage'e falan kalır diyorduk ama çatırt değerlenince inanılmaz üzüldük Next Rüya'nın e, bu eğlenmesine. E, Melisemiz kaldı. Hep birlikte Melise'yi destekliyoruz. Umarım Melise e, Survival Stage'den e, Last Chance'a e gider. Oradan da İstanbul biletini kapar ve İstanbul'da iki takımın en iki takımımızı en azından izleriz. Ee, lütfen siz de biletlerinizi almadıysanız alın çünkü inanılmaz bir etkinlik olacak. Ee, Ece Seçim vardı galiba. Bir de Hadise, hadise vardı. Hadise ve önce, ceza. ceza da vardı. Tek, e, konser dinlemeye ben... bile gidilebilir <laughs> Ülker Arenada <laughs> zaten Konser dinlemeye gidilebilir evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir etkinlik olacak. E, zaten ülkemizde bu kadar büyük çap çapta etkinlikler çok fazla olmuyor hazır Türkiye'deyken de ee, lütfen gelin derim. İnanılmaz bir etkinlik olacak. Tekrardan sana dönüyorum abi. Ee, sonra hatırlat büyük etkinlik demişken en sona bir not düşeceğim. Ee, Melise'nin ben yani Melise çok büyük aslında şansları e, mucizeleri başararak gidiyor. Bence çok yetenekli oyuncuları var. Ee, o konuda hiç e, haklarını yemeyeyim. Öz özellikle e, See You Later ve Kiss You bence çok iyi iki oyuncu. Ee, ama hani beklentilerin çok ötesinde oynuyorlar. Ee, survival stage'den belki şey çıkabilirler ee, neydi onun adı? last chance'e çıkabilirler ona bir şey demiyorum ama last chance'ten çıkabilirler mi yani last çünkü survival stage'e 24 takım kalıyor 24 takımın 16'sı last chance'e çıkacak ama last chance'te ilk 5 sadece büyük finallere gidecek çok düşük bir e, oran yani umarım başarabilirler ama çok güçlü rakipleri var dolayısıyla pek şans veremiyorum maalesef next rüyada ee, biraz üzdü yani Avrupa şampiyonu olarak gittiği ee, turnuvada grup aşamasından ilk turdan elenmek ee, Next Rüya'ya yakışmadı ama Next Rüya geçen sene de başarısı olmuştu bu sene aslında başarısız diyemem ben ama yeteri kadar başarılı da değil e, bu kadroda zaten bir değişiklik geliyor <laughs> gibi bir duruyor doğal olarak zaten muhtemelen 1-2 gün içinde ya da bugün zaten videoyu da yayınladık. Evet aslında bunun... gerçi bu konuşabilir aynen. Evet ben an an de bir düşündüm. <laughs> şu, şu, an yayınlandı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla evet Nexria ile Wildcats'in birleşeceğine dair dedikodular var. Ee, çünkü gelen partnerlik sistemi var PUBG Mobile'da. PUBG Mobile'daki gelen partnerlik sistemi içinde e, çok ufak bildiğimiz şeyler var. Hani iki şeye çok özellikle bakacaklarmış diye çok özet geçeceğim. Ee, birincisi takımın kurumsal yapısı, ikincisi de takımın influencer gücü gibi diye özetleyeyim. Ee, o yüzden bu birleşme de bence o iki, iki kulüp adına NextRoyale ve Denizbank Wildcats adına mantıklı. Ee, yani edi, Eğer dedikodu doğruysa e, o yüzden akıllıca bir hareket diye özetleyeyim. <laughs> O arada büyük etkinlik demişken de e, bu hafta sonu yani şu an 21'indeyiz çektiğimiz an itibariyle bunu 23'ünde yayınlarız sanırım ya da 22'sinde tam emin değilim. Eee Volkswagen Arena'da e, Red Bull Campus Clutch'ın dünya finalleri var. Kesinlikle gitmeyi unutmayın. O da hı hı. hani ülkemizde olan bir e-spor etkinliği, e, çok zevkli. Valorant'tan zaten şu anda en az yoğun olduğu dönemi Valorant'ın unutulmaması iyi olur. O zaman son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? E, hayır teşekkür ederim abim. E, muhteşem bir program oldu. Yine tempolu, yoğun bir program oldu. Ağzına sağlık diyorum. Baya aslında uzun sürdü. E, bakıyorum 30 dakikayı geçmişiz. E, gelecek haftalarda da görüşmek üzere diyelim. Şimdilik e, hoşçakalın. 50 ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.